biliyorsunuz uzun süreli gazetecilik ve televizyon alanında faaliyet yürüten biriyim. Daha sonraki süreçte işte roman üzerine yazılar yazıyorum. Bu ikinci romanım. Birincide Hasan Sabah'ın Fedaisi Tahir diye bir şey vardı. Bu ikincisinde Dağın Şeyhi ve Sultan'ı yazdık. Dağın Şeyhi ve Sultan'ında iki karakter üzerinde özellikle durdum. Bunlardan bir tanesi Selahattin Eyyubi. Selahattin Eyyubi ile ilgili ne anlatılabilir derseniz, işte Kudüs'ü alan ünlü bir komutan. Bu bile Selahattin Eyyubi'yi anlatmak için yeterli bence. Diğer ise Reşiddin Sinan. O kim derseniz, o meşhur bir Haşhaşi lideri. Selahattin Eyyubi'ye üç defa suikast düzenleyen biri. Daha sonraki süreçte Selahattin Eyyubi ile aralarında üç suikastten sonra bir dostluk gelişiyor. Tabii bu suikastlar başarılı olmuyor. Dostluk gelişiyor ve bu dostluğun sonunda Haçlı Kral Konrad'ın suikastını Selahattin Haşhaşilerden istiyor. Ve Reşiddin Sinan da fedailerine gönderip ünlü Haçlı komutan Konrad'ı öldürtüyor. Böyle bir de dostlukları başlıyor daha sonraki süreçte. Romanım bunu anlatıyor. Hocam kaç midene bastırdınız kitap? Yani birinci baskı yapıldı. Şu andaki ilk baskıda 2000 basıldı. Takip eden süreçlerde tekrar devam edecek baskılar. Zaten yayıncılıkta birinci, ikinci baskılar bu böyle rakamlarla basılıyor. Ondan sonra her bittikçe tekrar takviye ediliyor. Kağıt krizini ve bu fiyat artışları da göz önüne tutulursa böyle bir süreçte kitap çıkarmak da ciddi anlamda problem değil. Hocam bölgenin en güçlü yeri Türkiye Ekspresi de ziyaret ediyorsunuz Musa Bey'i. Ona ilgili de düşünceniz var mı? Evet. Haber sitesine ben başarılar diliyorum. Yer yer dönem dönem takip ediyorum. Musa Bey'le de bu anlamda tanışıyoruz. Dönem dönem de yan yana geliyoruz. Medya alanında var olmak ve bundan sonra da bu süreçte medya alanında devam ettirmeye çalışan biri kendisini. Yaşam alanı olarak da burayı tercih eden biri. Bu anlamı da önemli. Belki önümüzdeki günlerde daha ciddi medyada yatırımlar da yapabilir diye düşünüyorum. Ki yapacağı da söyleniyor. Bu anlamıyla Malatya'da belki de Türkiye çapında ciddi bir medya kuruluşu olmaya doğru yol alıyor. Bu anlamıyla da kendisine bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Öncelikle hocam Turan Özkan hocamı Dağın Şeyhi ve Sultan'ın kitabından dolayı tebrik eder. Ziyaretinden dolayı da bizi ziyaret ettiği için de ayrıca teşekkür eder. Bu güzel kitabı merakla ve zevkle okuyacağıma buradan söyleyeyim. Bizim memleket olarak kitap okuma seviyemiz maalesef düşük. Bu sayede Turan hocamız gibi değerli kalemler daha çok desteklenmesi lazım. Bu anlamda elimizden gelen desteği sunacağız kendisine. İletki süreçte de medya alanda beraber çalışacağımızı umuyorum. Gerekse ulusal bir televizyon kanalı düşünüyoruz ileriki zamanlarda. Kendi tecrübesine geçmişe dönük de bir daha televizyoncu kimliği de var. Bunu da öğrenmiş olduk. İnşallah tecrübesinden de faydalanacağız. Bu süreçte de beraber çalışırız diye düşünüyoruz.